Nasreddin Hoca öğrencilerini bir fuara götürmüş. Fuarda bir sürü aktivite varmış. Bir yerde insanlar bahis yatırıyor, okla belirli bir hedefi vurmaya çalışıyorlarmış. Hoca öğrencilerini etrafına toplamış ve gelin demiş. Size bir şey göstereceğim. Nasreddin Hoca ok ve yayı almış. Etrafına kalabalık toplanmış. Bir sufi öğrencileriyle birlikte bir şeyler oluyor. İnsanlar sessizce izlemeye başlamışlar. Büyük bir şovla hoca oku fırlatmış. Ok kısa düşmüş. Hedefe ulaşamamış. Kalabalık gülmeye başlamış. Hoca, "Kesin, aptal olmayın," demiş. Öğrencilerine dönmüş ve "Bakın, bir aşağılık kompleksiyle yaşadığınızda olan şey budur," demiş. Aşağılık kompleksinden mustarip bir insan böyle davranır. Hedefe asla ulaşamaz. Kısa düşer. Tüm kalbini vermez. Kalabalık bir anda sessizliğe gömülmüş. Evet, burada bir ders var. Bir sonraki ok ve o da çok uzağa gitmiş. Hedef geride kalmış, bu atış da başarısız olmuş. Kalabalık tekrar gülmeye başlamış ve hoca sessiz olun demiş. Siz bu dersleri anlamıyorsunuz. Tekrar öğrencilerine dönmüş ve bakın üstün olduğunu düşünen bir adam böyle davranır. Asla hedefe ulaşamaz. Öyle hızlı koşar ki hedefi es geçer ve hedefte durmaz. Kendine güveni çok fazladır. Aynı zamanda dengesizdir. Kalabalık tekrar sessizliğe gömülmüş. Evet, burada bir ders var. Hoca üçüncü kez denemiş ve ok doğrudan doğruya hedefe gitmiş. Şimdi kalabalık sessizce hocanın öğrencilerine vereceği dersi beklemeye başlamış. Hoca ödülün parasını istemek için tezgah sahibine gitmiş. Neden diye sormuş adamcağız. Yalnızca bir hakkınız var ama siz üçüncü de attınız. Bu benim demiş hoca. İlki aşağılık kompleksinden mustarip bir adamın okuydu. İkincisi üstünlük kompleksinden mustarip bir adamın okuydu. Ve bu Nasreddin Hoca'nın oku. Param nerede?